Merhaba arkadaşlar, benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karşınızdaki insanı kendinize hayran bırakmanın 5 psikolojik sırrını anlatacağım. Bu sırlar sayesinde istediğiniz kişiyle etkili bir iletişim kurabilir, onun ilgisini ve beğenisini kazanabilir ve onu kendinize bağlayabilirsiniz. Hem kendinizi hem de karşınızdakini mutlu edebilirsiniz. İzlemeye devam edin ve bu fırsatları kaçırmayın. Karşınızdaki insanı etkilemek, birçok insanın hayali ve hedefidir. Ancak, karşınızdaki insanı etkilemekte bir bilimi ve sanatı vardır. Karşınızdaki insanı etkilemek için sadece güzel görünmek veya tatlı konuşmak yeterli değildir. Aynı zamanda doğru zihniyete, stratejiye ve alışkanlıklara sahip olmak gerekir. Dünyanın en başarılı insanları, bu konuda kendilerine özel bir yol haritası çizmişlerdir. Bu yol haritasının temelinde ise 5 psikolojik sır yatmaktadır. Bu sırlar, karşınızdaki insanı etkilemenin püf noktalarıdır. Peki, bu sırlar nelerdir? İşte size karşınızdaki insanı kendinize hayran bırakmanın 5 psikolojik sırrı. Birinci, karşınızdaki insanın adını kullanın. Karşınızdaki insanla konuşurken onun adını kullanmak, onun ilgisini çekmenin en basit ve en etkili yoludur. Çünkü insanlar kendi adlarını duymayı severler. Kendi adlarını duyduklarında kendilerine değer verildiğini ve önemsendiklerini hissederler. Ayrıca kendi adlarını duyduklarında beynin ödül merkezi aktive olur ve dopamin salgılanır. Bu da karşınızdaki insanın size karşı olumlu duygular beslemesine neden olur. Örnek, karşınızdaki insanın adı Ayşe ise, ona "Merhaba Ayşe" veya "Ayşe, senin fikrini almak istiyorum" gibi cümleler kurabilirsiniz. İkinci, karşınızdaki insana sıcak davranın. Karşınızdaki insanla konuşurken ona sıcak ve samimi bir şekilde davranmak, onun size yakınlaşmasını sağlar. Çünkü insanlar sıcak davranan kişilere güvenirler ve sempati duyarlar. Sıcak davranmak için gülümsemek, göz teması kurmak, baş sallamak, dokunmak veya iltifat etmek gibi yöntemler kullanabilirsiniz. Örnek, karşınızdaki insanla konuşurken ona gülümseyerek bakabilir, gözlerinin içine bakabilir, söylediklerine başınızı sallayarak onaylayabilir, omzuna veya koluna hafifçe dokunabilir veya onun giyimine, saçına veya zekasına iltifat edebilirsiniz. Üçüncü, karşınızdaki insana değer verin. Karşınızdaki insanla konuşurken ona değer verdiğinizi göstermek, onun size hayran olmasını sağlar. Çünkü insanlar değer verilen kişilere saygı duyarlar ve takdir ederler. Değer vermek için dinlemek, anlamak, ilgi göstermek, yardım etmek veya ödüllendirmek gibi yöntemler kullanabilirsiniz. Örnek, karşınızdaki insanla konuşurken onu dikkatli bir şekilde dinleyebilir, söylediklerini anladığınızı belirtebilir, sorular sorarak ilgi gösterebilir, onun sorunlarına çözüm bulmaya çalışabilir veya onu başarılarından dolayı kutlayabilirsiniz. Dördüncü, karşınızdaki insanla benzerlikler bulun. Karşınızdaki insanla konuşurken onunla benzerlikler bulmak, onun size yakın hissetmesini sağlar. Çünkü insanlar kendilerine benzeyen kişileri severler ve güvenirler. Benzerlik bulmak için ortak noktalar, ortak zevkler, ortak deneyimler veya ortak hedefler gibi konuları araştırabilirsiniz. Örnek, karşınızdaki insanla konuşurken onunla aynı şehirden geldiğinizi, aynı müziği dinlediğinizi, aynı filmi izlediğinizi veya aynı hayali kurduğunuzu öğrenebilirsiniz. Beşinci, karşınızdaki insana sürpriz yapın. Karşınızdaki insanla konuşurken ona sürpriz yapmak, onun size bağlanmasını sağlar. Çünkü insanlar sürpriz yapan kişileri ilginç ve eğlenceli bulurlar. Sürpriz yapmak için beklenmedik bir şey söylemek, beklenmedik bir şey yapmak, beklenmedik bir şey hediye etmek veya beklenmedik bir şekilde davranmak gibi yöntemler kullanabilirsiniz. Örnek, karşınızdaki insanla konuşurken ona esprili bir şey söyleyebilir, onu güldürebilir, ona küçük bir hediye verebilir, onu yeme çıkarabilir veya ona sarılabilirsiniz. İşte size karşınızdaki insanı kendinize hayran bırakmanın 5 psikolojik sırrı. Bu sırları uygulayarak istediğiniz kişiyle etkili bir iletişim kurabilir, onun ilgisini ve beğenisini kazanabilir ve onu kendinize bağlayabilirsiniz.
Umarım bu videom sizlere faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna basın, kanalıma abone olun ve yorumlarınızı bırakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.